Siz mesela bu ben beceremediğim bir Fitbit'in hareketleri, egzersizleri var. Hatta size meydan okundu Twitter'da Fitbit Challenge diye sanatçılar da size meydan okudular. Şu anda yapıyorsunuz. Mesela onları yapamıyorsak eğer, ben evde uğraştım hocam ama yapamadım. Bunlarla mesela biz bu Fitbit'in egzersizlerini yapmaya çabalamalı mıyız? Ya da beynimizle haşır neşir olmak mesela bulmaca mı çözmeliyiz? Kitaplar mesela sizin beyne ilişkin çok, zihne ilişkin çok önemli kitaplarınız var. Bunları okuyarak bazı keşifler mi yapmalıyız? Hani biraz beynimizle haşır neşir olmak için ne yapalım? Bütün bunlar keşif için vesiledir. Kimi okuyarak, kimi deneyimleyerek, kimi duyarak, dinleyerek, kimi görerek keşfeder. Dolayısıyla hangisi daha hoşumuza gidiyorsa biz her kanaldan bir şeyler vermeye çalışıyoruz. Şimdi şu gördüğünüz hareketi yapsam ne olur, yapmasam ne olur diyebilirsiniz ama sevgili Mahmut Talha Sağlıklı ilk bunu bana gösterdiğinde 2 sene önce falandı. Ben de aynen ilk yapan gibi nasıl ya bir dakika böyle falan Karışıyor yapamadım hocam, sanırım. eller karışıyor yani hakikaten, ama Amaç uğraşırsak yaparız önce herhalde. yapamamak. Bakın amaç bu. Önce yapamayacağınız bir hareket bulacaksınız. Benim Bu beynim hiç fit değil yani, onu anlıyorum. hayır, çok fit dinleyin bakın. Önce yapamamanız lazım. Tamam, Zaten ha, işin güzel. sırrı bu. Şimdi bütün hayatınızda uygulayabileceğiniz bir örnek olduğu için biz bunları paylaşıyoruz. Önce çok zor geliyor. Bakın 5 dakika maksimum uğraştığınızda bu bütün hareketler için geçerli, bu el hareketleri için. 5 dakika uğraştığınızda bir süre sonra konuşurken düşünmeden yapabilir hale geliyorsunuz. Bu bize bir şey anlatıyor. Beyin için bazen imkansız gözüken şeyler, mesela araba kullanmak gibi biraz mesai yatırdığınızda otomatik bir beceriye dönüşüyor. Ve artık o otomatik beceriyi devam ettirmek sizi geliştirmiyor. Yani beynine yeni bir şey öğretmek için devamlı yapamadığımız ufak ufak meydan okumalara girmemiz gerek. Fit beyin egzersizleri bize bu alışkanlığı kolaylaştıran bir tarafı var. Yani yapamadığınız bir şeyi yapmaya karar vermek de bir beyin devresidir. Mesela Güzel. çoğu insan diyor ki aman ben ne yapacağım? Yapmam ki. Siz bilirsiniz, yapmayabilirsiniz ama boş boş oturacağınıza bir Yapın tane diyorsunuz. yeni hareket katmak repertuarınıza beyne şunu veriyor. Ya sen dün bunu da yapamıyordun ama bak bir karar verdin yaptın. Hadi bakayım şimdi şu senelerdir yapamam dediğim şeye işte şu gitar çalmaya, şu efendim şarkı söylemeye, şu resmi yapmaya bir teşebbüs edelim. Hocam şu Yani bu Fitbit'in cesaretle hareketini hareket bir edin. yavaşça bir gösterir misiniz bizi izleyen izleyicilerimiz? Önce şu bu zafer işareti gibi bir işaretle başlayalım. Elinizle, daha doğrusu elinizle önce 2, sonra da tabanca yapıyorsunuz. Ha, 2 sonra tabanca. ve tabanca, evet. 2 ve Sonra bir tabanca. elinizle 2, tabanca, 2, tabanca. Tamam. Şimdi önce ikisini beraber yapabilirsiniz. Her ikisi de 2, her ikisi de tabanca, her ikisi de 2, her ikisi de... Sonra bunu ters çevireceğiz. Biri 2, biri tabanca, biri 2, biri tabanca. Tamam, bunu Bu bence şekilde. herkes evde lütfen her gün denesin. Hocamızın zaten Bizim YouTube'da. mesela bir de şu vardı. Ben onda biraz az çalıştım ama şöyle şöyle yapabiliyorsunuz. Ha Bu da şöyle. falan da konu oldu. Şu Ha, şekilde ters yapabiliriz. konum Bir... olması lazım değil mi? Bunu hiç yapamıyorum mesela. Evet. Bu daha Bunu, zor. Bak. bunda tamamen biteyim. Ama 1 dakika çalışın çok Tamam, farklı. şöyle yapacağım hocam, söz veriyorum. Ben evde çalışacağım, sonra size sosyal medyadan göndereceğim bunları yaptığıma dair, izleyicilerimize de paylaşacağım, meydan okuyacağım. Herkes Açık çabalasın. bilgi hesabından takipte kalırsanız ya da sağlıklı hoca Tabii. hesaplarında orada her gün şey veriliyor zaten böyle bir şey. Bugün bir tane verdi mesela o bana biraz zor geldi. Şöyle bir şeydi. Bir eli sallayıp öbürünü düz yapıyormuşum. Bak sabah denedim biraz. Olabiliyor mesela. Hocam siz yakalıyorsunuz, çabuk yapıyorsunuz. Yaptıkça herhalde buna daha değil mi? Beyin, zihnimizi daha çok odaklayabiliyoruz, yapabiliyoruz belki de. El hareketlerini yapmakla ilgili bir şey değil. Beyninize yeni bir şey yapabilme çevikliğini zinde tutmak için yapmanızı önerdiğimiz şeyler. Belki şurada görüyorsunuz jonglör toplarım var benim. Şimdi onlara çalışacağım mesela. 3 topu böyle çevirebilmeye gayret edeceğim. Ne zamandır istediğim bir şey. Belki de şimdi fırsattır. İnşallah yaparız Ha, bakalım. o topları çalıştırmak da bir nevi beyin egzersizi, öyle mi? Evet, mesela Bunlar tek mesela topları Alzheimer çalıştırırız. gibi hastalıklara karşı da koruyor mu toplumları hocam? Ya da biz Alzheimer gibi hastalıklara karşı da işte bize diyorlar ki bulmaca çözün, ama ben çok bulmaca çözüp Alzheimer'a yakalanmış insan görebiliyorum.
Bulmaca çözmek aynen araba kullanmak gibi belli bir süre sonra beyninizin gayet otomatiğe bağladığı ve enerji kullanmadan yapabildiği bir şeydir. Bir tek bulmaca dışında, sudoku dışında Alzheimer gibi bunama hastalıklarını engelleyebilen bir şey bilmiyoruz. Yani sudoku ilginç bir şekilde devamlı sudoku çözenlerde Alzheimer'in ilerlemesinin yavaşladığı gösterilmiş birkaç çalışmada. Ama zihninizi sürekli yeni bir şeyler öğrenmek konusunda aktif tutuyor iseniz, ama hepsinden önemlisi anlamlı ve amaçlı bir hayatınız var ise ve bu hayat içinde bunları yapıyorsanız, Alzheimer olma şansınız çok düşük. Alzheimer'in genetik bir bileşeni var ama davranışsal kısmı çok 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 önemli. Yani siz hayatınızda yaptığınız tercihlerle aslında yaşlılığınıza bir yatırım yapıyorsunuz. Nasıl ki gençliğinizde alkol, sigara bilmem ne çok yaparsanız sonradan yaşlılığınız berbat geçer. Aynı şekilde zihni işlek tutmak da biraz böyle. Bizim sevgili Musa Göçmen orkestra şefi hocamız çok güzel bir şey yapıyor aslında. Örnek veriyor. Mesela klasik müzik, pop müzik. Mesela pop müzik fast food gibidir. Klasik müzik ise biraz böyle brokoli gibidir. Nasıl ki brokoli ileride sağlıklı olmak için arada bir yemeniz gerekirse, tamam gidin arada fast food da yiyin. Yani ondan da bir şey olmaz ama arada böyle sağlıklı yiyecekler, mesela kompleks yapılı saz semaileri, Batı klasik müziği eserleri, zihninizi biraz onlara alıştırabilirseniz, onları yaşlılığınızdaki işlek bir beyin için yatırım olarak kullanabileceğinizi fark edeceksiniz. İnsan zihni basit şeylerle ömrünü tüketmek için yapılmamıştır. Hiçbirimiz bu kadar basit değiliz. Bugünler bize şunu gösteriyor. Rahat edelim diye bir medeniyet kurduk. Minnacık bir virüs elinin tersiyle darmadağın etti. Biz bu dünyaya rahat etmek için gelmedik. Biz bu dünyaya inşa etmek, imar etmek, ihya etmek için geldik. Eğer bunları unutacak olursak tabiat bize ara ara böyle şefkatli hatırlatmalar yapacaktır. Bir Muhtemelen hatırlatma yaptı hatırlatmalar. anlayabiliyorsa insanlık. Peki 20'li yaşlar için söyleyeceğiniz yani işte siz diyorsunuz ki işte biraz da sanat müziği ya da klasik müzik. Sanki 20'li yaşlar dünyaya entegre olan gençlik biraz daha bana sizin söylediklerinizi yapmakta zorluk çekermiş gibi geliyor. Şimdi bakın, bu devirde en büyük zorluğumuz, gençlerin en büyük zorluğu, daha doğrusu insanların geldiği en büyük zorluğu şu: elimizde bazı elektronik cihazlar var, cep telefonlarımız. İşte burada içerik tüketiyoruz mesela, atıyorum YouTube'dan video izliyorsunuz. Videodan sıkıldınız, çarpıya basıp kapatıp ya da atlıyorsunuz, bir sonraki içeriğe geçiyorsunuz. Şimdi gerçek hayatta böyle bir şey şimdiye kadar hiç yoktu. Ama şimdi çarpıya basıp istediğinizi kapatıp, istediğiniz anda atla düğmesine basıp diğer içeriğe zıplayabildiğiniz bir sanal dünya var. Ama gerçek hayatta annenin, babanın, öğretmenin, arkadaşın çarpı düğmesi yok. Yani onu basıp da onu geçemiyorsunuz. Onu sonuna kadar dinleyip anlamanız gerekiyor. Çok eski tip, çok sıkıcı bir şey. Halbuki burada o cihazların içinde sizin hani sanal da olsa görece özgür olduğunuz bir dünya var. Şimdi zihinlerimizi o kadar çok cezbediyor ki bu. Dışarıdaki o kontrol edemediğimiz sıkıcı dünyadansa buradaki o cık 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 eğlence o yüzden bırakamadığımız bir şey haline geliyor. Ve fark etmediğimiz şey şu: bizi kendisine dönüştürmeye başlıyor. Yani biz cihazları bize yardımcı olsun diye yaptık ama cihazlar bizi köle etmeye başladı. O yüzden bu değişmeyen ayarlarımızı fark ettikçe şu cihazların bize yardımcı olmaktan çok köstek olduğunu fark ediyoruz. Mesela şu anda teknoloji bize yardımcı oluyor gerçekten. Allah'a şükür, ne güzel bir nimet. Evet. Ama saatlerimi, günlerimi sadece içerik tüketmeye ayırdığımda, mesela böyle incelikli işlere enerjim kalmıyor. Oturup da bir klasik müzik konserini baştan sona seyretmek çoğumuza zul geliyor. Ben mesela sağ olsunlar, Berlin Filarmoni Orkestrası uygulamasını internet üzerinde herkese açmış. Bütün konserleri şimdi seyircisiz yapıyorlar. Oturup Süper. izleyebiliyorsunuz. Yani yaşlı olduğum için, işte zamanında bunları yapabiliyor Yok olduğum hocam. için Siz de bayıla öyle bayıla derseniz izliyorum yandık. şimdi. Yani şey işte, hani böyle belli bir zaman geçirdiğinizde, o dijital öncesi dönemi bildiğinizde, Evet. kaseti koyup da bir işte o 90 dakika ya da 45 dakikayı baştan sonra dinlemenin hazzını artık bilen kalmadı. Evet. Dolayısıyla incelikler olmadan maalesef hayat kabalaşıyor, Peki. hoyratlaşıyor ve kalınlaşıyor. Şimdi hocam kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra sizden yine yoğun istek üzerine 5G teknolojisinin beynimize zararlı olup olmadığını soracağım ama bir kısa aramız var.
Evet, zihin bilim uzmanı Profesör Doktor Sinan Canan'la son dakikalarımız. 5G teknolojisini sormuştum hocam size. Burada çok sayıda soru gelmiş ama yetişemiyoruz maalesef. Size çok teşekkür ediyor izleyiciler. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. 5G teknolojisiyle ilgili biz uzun zamandır elektromanyetik alanların sağlıkla ilgili çalışmaları konusu, etkileri konusunda araştırmalar yapan ekiplerle de beraber çalışıyoruz. Samsun'da benim hocam Profesör Doktor Süleyman Kaplan da bu işlerle ilgili uzun yıllardır çalışıyor. Amerika ile birlikte vesaire çok çalışmaları var. 5G teknolojisinin özellikle son günlerde komplo teorilerine konu olan kısmıyla ilgili büyük oranda mesnetsiz olduğunu söylemem gerekiyor bu gezen haberlerin. 5G teknolojisinin bu virüse benzer bir takım solunumsal durumlar oluşturduğu, işte efendim insanları hasta ettiği falan bilimsel dayanağı olmayan işler. Yalnız elektromanyetik radyasyonun bu kadar karışık ve yüksek frekanslı olmasının etkilerini hala tam bilmiyoruz. Cep telefonu radyasyonunun gösterilebilir bir zararlı etkisi şimdiye kadar ciddi olarak rapor edilmedi ama gittikçe dünya çapında yaygınlaşan bu iletişim teknolojisinin oluşturduğu elektromanyetik radyasyon ağı bizi zannediyorum zaman içinde olumsuz etkileyecek ama bugünkü Covid salgını ile alakalı olarak yapılan şeylerin herhangi bir bilimsel dayanağı yok. Onu net Yani bir virüs söyleyebilirim. yaymıyor ama Hayır, beyne hayır. bir radyasyon, yani radyoaktif bir zararı olup olmadığını tam olarak bilmiyoruz. Radyoaktif değil çünkü iyonize edici radyasyon dediğimiz o zarar veren gama ışınları falan tarzı bir radyasyon değildir cep telefonu radyasyonu. Bizim vücudumuz ona biraz şeffaftır yani vücudumuzun içinden geçer. Mesela işte birkaç dakika cep telefonuyla konuşmak, işte bir saat kadar cep telefonuyla konuşmak benim ısısını 1-1,5 derece kadar arttırıyor ama bu yazın sıcakta yürürken daha fazla oluyor beyin sıcaklığı artışı. Yani gösterebildiğimiz etkiler o kadar belirgin değil ama ben bir konuda uyarmak isterim. Telekomünikasyon teknolojileri sadece manyetik kirlilik açısından bizi yormuyor ya da bize zarar vermiyor. Çok daha fazla iletişimimizi bozarak, bizi kendisine bağımlı yaparak zarar veriyor. Bunu ne olur unutmayalım. Biraz önce bahsettiğim Evet. elimizdeki cep telefonlarının bizi hayattan koparması uzun vadede elektromanyetik radyasyondan daha ciddi zararlarını göreceğimiz, hatta görmeye başladığımız temel etkisidir. Biraz bu işte böyle radyo dalgaları kontrol 1970-80'lerden kalan işte efendim o zihin kontrol teorilerinden biraz zihnimizde kalmış bir durum gibi. O kadar büyük bir etkisi yok, endişelenmemize gerek yok. Zira bu Peki. teknolojiler alınmadan, patentlenmeden önce çok derinlikli olarak çalışılıyor ve üzerinde de hala çalışma yapmaya devam ediliyor. Peki. Sinan hocam çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Ben teşekkür Hakikaten ederim. herkese bir farklı bir fez de yani bir örnek de oldunuz. Hepsini uygulamaya çalışacağız İnşallah. anlattıklarınızı. Sizi de İnşallah. takip etsinler hem Instagram'dan hem Twitter'dan. Çünkü defalarca siz bunları anlatan videolar da çekiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Kitaplarınızda da elinize sağlık, kaleminize sağlık hocam diyelim. Sağ olun. Çok teşekkür Var olun. ederim. İnşallah stüdyoda da ağırlamak nasip olur diyelim. İnşallah en kısa zamanda şu dertlerimiz bir bitsin. Eski günlerdeki gibi ruberu görüşelim kısmet olursa. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum Sinan hocam. Sağ olun, Ben var teşekkür olun. ederim. Sevgili seyirciler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Değerli katkılarınız için. Sorulara bakamadım. Ne olur beni affedin. Çünkü vakit yetmiyor ve hocamız da çok detaylı anlattığı için. Önümüzdeki hafta bakalım kiminle konuşuyor olacağız. Önemli olan sağlıklı bir hafta geçirmeniz. Biz yine işimizi yaptık, görevimizin başındaydık. Evimize gideceğiz ve izole olacağız. Ve bakanlığın açıklamalarını da sıkı sıkıya takip etmeye devam edeceğiz. Efendim, mutlu, huzurlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın.